Tokadımız iyice iyice Saadettin. Toprağına ne içersen yeniliyor, içiliyor. Hele o sabahları çemen yemesi yok mu? İyice oluyor. Çemen iyi hoş da Hüseyin abi. Bir de kokmasa. İyince camiye gidemiyorum valla. Öyle deme Saadettin. Şimdi geçen İstanbul'dan arkadaş aradı. 80 tane çemen yolladım. Hayranı çok. Herkes sen mi o? Hüseyin abi, ne zaman gelecekti bunlar? Gelirler birazdan. Herhalde geldiler karşılayalım. Selamünaleyküm. Yıllar teşebbü geçiyor Hüseyin abi. Daha dünkü çocuk Esra evlenecek ha? Evlenecek vallahi. Bugün de söz yüzüğü takıyor. Sen kızını kolay kolay vermezdin ama Hüseyin abi. Nasıl oldu bu iş? Başta bu işe karşıydım ama kardeşim. Damat tarafı inatçı çıktı. Hüseyin Bey, Sezar Zile Kalesi'ne ne yazmış? Beni vidi vici. Geldim, gördüm, yendim. Biz de geldik, gördük. İnşallah kız alıp gideceğiz. Hayırlısıyla vereceğiz kızımızı. Bugün söz yüzüğümüzü de takıp bu mutluluğu başlatacağız inşallah. Nerman abla ne yaptınız? Gününüz bitti mi? Yok anam, ne bitmesi? İlk ben aldıydım parayı. Biteceği de yok. Zor oluyor böyle. Bizim de bu ay bitti. En son Nurşen ablalardaydık. Nurşen abla da size güzel yemekler yapmıştır. Valla yapmaz mı? Bir sofra kurmuştu. Bir yavan dolma sarmıştı. Lezzetinden parmaklarımızı yedik vallahi. Çok güzel. Gelin kızımız da tokat yemekleri yapmasını biliyor mu? Meşhur yemeklerimizi, sarmamızı, batımızı. Ay bilmez olur mu Neriman Hanımcığım? Malum çalışan annelerin hep öyle çocukları işle yoğruluyor. Küçüklükten işe soktum ben yavrumu. Her şeyi bilir. Yani kızım diye demiyorum. Bir yemekler yapar parmaklarınızı yersiniz. Maşallah benim kızım maharetli. Tam bir tokat kızı. Maşallah. Yani öyle maşallah. Maşallah. Reyhancığım bir şerbetlerinize bakın yavrum. Hadi kalkın da. Tamam. Ooo şerbetler ve sigaralar geliyor. İlk önce misafirlere tut. Teşekkür ederim. Her şey iyi de bu sigara neyin nesi oğlum? Ben bunu almam. Beni hasta eden şeyi bana vermeyin. Bunun yüzünden koa oldum. Adettendir diye koymuştuk. Bakın burada genç yaşında sigaradan hasta olmuş bir kardeşimiz var. Bu sadece çevremizden bir örnek. Ülkemizde ve dünyada sigara kullanımından dolayı insanlarımızın birçok hastalıklarla mücadele etmek durumunda kaldığını hepimiz biliyoruz. İnsanlara sigara ikram edilen bu adeti hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. Gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe adım attığı bu günde bu tepside sigaranın yeri yok. Evet. Bu sigaraları kırıyorum ve 40 yıllık geleneği bozuyorum. Bozalım. Evet haklısınız. Bozalım. Bozalım. Teşekkür ederim. Gençlerimizin bu mutlu gününde ikinci bir mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. O da Tokat'ımızda var olan yanlış bir geleneğimizin ortadan kaldırılmasıydı. Bu mutlu anlarda şerbet tepsisinde yer alan sigaraların ortadan kaldırılmasına vesile olan bu gençlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam dileyerek yüzüklerini takıyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Gençler tekrar hayırlı uğurlu olsun. Şerbet tepsinizde sigara olmadığı gibi hayatınızda da olmasın inşallah.